Artık nadir rastlanır hale gelmiş olsa da Runeterra'nın bazı kesimlerinde yaşayan kadim element ejderleri hala mevcut. Shurima İmparatorluğu çöktükten uzun zaman sonra Yiva adıyla anılan kadim bir yaratık unutulmuş bir yanardağın altındaki mağaralarda kuluçkaya yatmış yumurtalarını koruyordu. Rakip ejderlerin yağmalama girişimleri bir yana, ejderha yumurtaları neredeyse bir ölümlünün aklının almayacağı kadar değerliydi. Bu yüzden onları çalmayı göze alacak derecede ahmak insanlara sık sık rastlanıyordu. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware the dragonborn comes. Yiva, yıllar boyu hırsızlığa yeltenenlerin yanık kalıntılarıyla beslendi. Ama sonunda içlerinden biri denemesinde başarılı oldu. Bu yeni yetme büyücü koca ejder yumurtasını göğsüne bastırıp koşa koşa dağdan kaçtı. Hemen arkasındaki orman Yiva'nın hiddetiyle ateşler içinde kalmıştı. İmkansız gibi görünse de büyücü bir şekilde kıyıya ulaşmayı başardı. Ve bozguna uğrayan ejder inine çekildi. Bir yumurtasını kaybetmişti. Bir tane daha kaybedemezdi. Büyücü kuzeydeki Piltover'a gitti. Fakat daha alıcı bulamadan yumurta çatlamaya başladı. Yumurtayı yuvadan aldığından mı, yoksa sonbaharın son ay ışığı kışa kapıyı açtığından mı bilinmez bir şeyler değişmişti. Doğan şey yavru bir ejder değil, solgun, menekşe rengi cildiyle insana benzeyen bir bebekti. Onu terk etmeye büyücünün içi el vermemişti. Çocuğu kendi evladı gibi büyüten büyücü, ona gerçek annesinin karanlık efsanesinden esinlenerek Shyvana adını verdi. Zamanla Shyvana'nın sıradan bir fani olmadığı ortaya çıktı. Küçük yaşlardan itibaren görüntüsünü değiştirerek kadim destanlardaki yarı ejderlere benzeyen bir canavara dönüşebiliyordu. Bu da Valoran halkının arasında yaşamayı en hafif tabiriyle güç kılıyordu. Öte yandan Yiva'nın kendisinden koparılan kızıyla arasında hala bir bağ olduğu ve bu bağın zamanla güçlendiği de açıktı. Diğer yavruları nihayet uçmayı öğrenip gidince Yiva boş yuvasından ayrılıp Shyvana'yı bulmak için okyanusları aştı. Geldiği topraklar şiddetli sınır savaşlarından harap olmuştu. Ama bu muazzam ejder yaklaşmaya başladığında köylüler de ordular da kaçışmaya başladı. Yıkık bir çiftlik evine sığınan Shyvana, önce inişe geçen Yiva'yı, ardından da onu evlatlık alan babasını yutan alevleri gördü. Genç kız babasını hemen ormana taşısa da yapabileceği pek bir şey yoktu. Onu bir meşe ağacının altına kazdığı bir mezara gömdükten sonra tek başına yollara düştü. Vahşi doğada sürekli hareket halinde haftalarca saklandıktan sonra ağaçların arasında belli belirsiz bir kan kokusu duydu. Ölmeyi bekleyen yaralı bir savaşçıyla karşılaştı. Ve bu sefer bu adamı kurtarabileceğini anladı. Peşindeki yaratığı aklından çıkararak yarı ejder biçimine büründü. Ve bilinci kapalı adamı Demacia sınırlarındaki bir karakola kadar taşıdı. Çit Duvar adlı bu kalede yaralı savaşçının kralın tek oğlu ve tahtın varisi Prens Jarvan olduğunu öğrendi. Askerler Shyvana'nın menekşe rengi tenine ve tuhaf davranışlarına şüpheyle yaklaşsa da onu aralarına kabul ettiler. Demasyalılar birbirlerine her daim destek oluyor gibi görünüyordu. Shyvana o kasabada ömründeki en huzurlu zamanları geçirdi. Ama huzur bozulmak üzereydi. Shyvana rüzgarla yaklaşan bir karanlık seziyordu. Yiva yoldaydı. İyileşmeye çalışan prens Çit Duvar garnizonuna liderlik etmesi gerektiğinin farkındaydı. Çatışmaya hazırlanmak için korkudan tir tir titreyen köylüleri kalenin içine aldı. Shyvana ise o durumda bile kaçmaya hazırdı. Jarvan onunla yüzleştiğinde genç kız peşindeki yaratığın kendi soyundan olduğunu itiraf etti. Bu yüzden masum insanların ölmesine izin veremezdi. Jarvan gitmesine izin vermedi. Shyvana onun hayatını kurtarmıştı. Şimdi destek olma sırası Jarvan'daydı. Duygulanan Shyvana bu teklifi kabul etti. Yiva görüş alanlarına girdiğinde Demasyalı okçular ejderin dikkatini dağıtmak için oklarını yağdırdı. Yiva ise buna karşılık siperleri aleve boğdu. Taşları güçlü pençeleriyle parçalayarak zırhlı savaşçıları duvardan aşağı fırlattı.
İşte o an ileri atıldı Shivana. Havada biçim değiştirdi ve haykırarak annesinin üstüne atıldı. Rün savaşlarından beri Valoran'da görülmemiş bir tabloydu bu. İki ejder çiğit duvar semalarında diş dişe, pençe pençeye dövüşüyordu. Onlarca yerinden yaralanmış olan Shivana sonunda Yiva'yı yere mağladı. Ve yaratığın boynunu yere döşenen taşların üstünde kırıverdi. Prens, Shivana'nın cesaretini ödüllendirdiği ve onunla saraya gelirse muhafızı olarak yanında yer alabileceğini söyledi. Yiva'nın kellesini av ganimeti olarak yanlarına alıp Büyük Demacia şehrine doğru yola çıktılar. Shivana, halkın büyüden çekindiğini ve bunun ülkenin temelini oluşturan soylu değerlerle çeliştiğini, ülkenin bu bakımdan ikiye bölünmüş sayılabileceğini öğrenmişti. Kendisi, prensin en güvenilir muhafızlarının arasına katılarak kendisini bir ölçüde kabul ettirmiş olsa da, gerçek doğasını gösterdiğinde her şeyin değişip değişmeyeceğini düşünmeden edemiyor. With a voice wielding power of the ancient Nordar, believe that Dragonborn.